Bizim buradaki alışveriş merkezini göstereyim. Burası bisiklet satıyor. Şu ilerisi McDonald's. Burası Rosemont. Şu karşısı en sevdiğimiz süpermarket Lidl. Kik. Ve yeni açılan Zoo & Co. Hayvan ürünleri satıyor. Şimdi oranın açılışına gidiyoruz. Burada yatma yeri var. Orada yukarıda da yatma yeri var. Tam böyle kedilere göre plaza. Ve daha bir sürü tırmanma ağacı. Bu kediler için çok önemli. Müzik o kadar ritmik ki sanki kulüp gibi. Beslenme kedilerde özellikle çok önemli. Her kediye özel mama var burada. Bu her yerde geçerli. Kediye özel olmalı bütün kuru mamalar. Çok yumuşturuyorlar. Hepsine alasım var. Ben daha çok topaklaşan kedi kumunu tercih ediyorum. Daha kolay temizleniyor. Dün yeni bir yer açıldı. İsmi Zoo & Co. Bu güzel ürünleri aldım. İlk önce kumdan başlayalım. Kumun ismi böyle. Bir tane alana, bir tane gratis. İkisi de Extreme yazılı. Biri Fresh, birisi Fresh Control. Ve topaklaşan kumlardan ilk alacağınız şey kedi tuvaleti olmalı. Trixie'nin çok iyi bir markadır Trixie. Ve Trixie'nin aynı zamanda bu tarama fırçasını aldım. Masajı bürste yazılı. Bunun özelliği bir yere takıyorsunuz, monte ediyorsunuz. Arkasında vidaları var. Kedi istediği zaman gidip kendisine masaj yapabiliyor. Ve kedilerin vazgeçilmez oyuncağı yastıklar. Bu oyun, yastıkların içinde baldrian var. Ve bunları inşallah çekerim. Çıldırıyorlar bunları oynarken. Çok şeker. Herkes çok mutlu. Herkesin bir tane güzel yastığı var. Herkes çok mutlu. Bak, bunun da beyaz kedisi var. Cici. Çok mu güzelmiş o yastıklar? Bu yastıkların içinde baldrian var. Ve bunu çok seviyorlar. Ve tabii kedilerinizi her ne kadar evde de olsa... Bu güzel battaniyelerden alın. Bu yumuş yumuş bir battaniye. Aslında köpek için düşünülmüş. Ama Trixie'nin yine tabii ki kediler çok seviyorlar yumuşacık yerde yatmayı. Şöyle bir daha göstereyim. 3 tane mama kabı aldım. Gördüğünüz gibi çok şirinler. Birinde prenses yazılı. Bir de kara kedi var. Bir de böyle güzel sevimli süslü şeyler var. Bunlardan ister su koyabilirsiniz. Altı sağlam. Felix'in bunlar Purina'ya ait ödüllendiricileri var. Bunları aldım. Aslında Felix kullanmıyoruz ama ödüllendirici olarak kullanıyorum. Ve tabii ki yaş maması. İçinde sebze var. Sebzeler kedileri aynı bizde olduğu gibi vitamin sağlıyor. Bu da Purina'nın biliyorsunuz. Ben aslında başka bir mama kullanıyorum ama tabii ki Felix'i de niye kullanmayalım. Ayrıca tıpkı burada gratis olduğu gibi bu da hediyeydi Happy Cat'in. Ve çok iyi bir markadır Happy Cat. Varsa eğer Türkiye'de mutlaka kedinize alın. Evet, kedilerinizi özen gösterin. Sokaktaki hayvanlara da ayrıca özen gösterin. Onları kesinlikle tekmelemeyin, hor görmeyin. Mutlaka bir kap su, temiz su... Bir kap mama, kuru mama vermeniz gerekiyor. Her gün bunu mutlaka tekrarlayın. Kediler, köpekler bize emanet. Bunu unutmayın. Kedilerinizin eğer kumundan rahatsız oluyorsanız şöyle bir paspasınız ve böyle bir kediniz olması lazım. Bu filenin üzerine döküp tekrar tuvalete geri temiz kumu atabilirsiniz.
Bir de size şöyle bir fonksiyon göstereceğim. Her kedi severin evinde olması gereken bir ürün. Şöyle arkada süzgeçli bir küreği var. Çok önemli. Ben diğerlerini de kullanıyorum. Bu üstten kapaklı böyle. Kedinizin tuvaletini yaptığında üstünden atıyorsunuz. Şuradan çekiyorsunuz. Bu sifon görevi yapıyor. Aşağıya dökülen naylonun da kendi naylonu var. İsterseniz siz de naylon takabiliyorsunuz. Ben üstüne şöyle bir naylon taktım. Bunun altına dökülenleri sonra şuradan kaldırıp içinden alıyorsunuz. Ve temizlik yapmanız gereken ıslak bezler olması gerekiyor ve dezenfektanlar. Evet, kedilerinizin sağlığı için ve sizin de keyifli bir şekilde kedilerinizle zaman geçirmenizi sağlayacak kolaylıklar. Evet, kedileri lütfen barınaklardan ve sokaklardan alın, evlat edinin ve ömür boyu sizinle kalsınlar. Ben bu videoları çekerken ve editlerken bu minik yavrucuk benim sokağımda ve bahçemde belirdi. Almanya sokaklarında aslında sahipsiz kedi ve köpekler yoktur. Fakat bu kedi nereden geldiğini bir türlü anlayamadık. Çok masum, çok böyle çaresiz, sokağın ortasında ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Nasıl yakalayacağımı da bilemedim. Videomun başında belirttiğim gibi su ve kedi mamasıyla onu bir şekilde yakaladım. Ve bahçemde benim kendi yaptığım içinde styrofor izolasyonlu kartonlar var. Çok basit bir şekilde içine styrofor yapıştırıyorsunuz. Battaniye vardı içinde. Oraya girmiş bu şekilde yakaladım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Sizden ricam arabanıza binmeden önce kaputa birkaç sefer vurun. Eğer oradan kedi sesi gelirse mutlaka itfaiyeyi çağırın. Ve mutlaka tekerleklerinizi kontrol edin. Bakın orada nasıl sığınmış, çaresiz ve ne yapacağını bilemez durumda. Aman! Kızmış mı o? Kızmış mı? Sen nasıl güzel bir şeysin. Minnacık kafası var. Oy, tamam kızma, gideceğiz. Hadi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Hadi güzel bebek. Oy oy oy, şu güzelliğe bakın ya. Bak 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 bak. Minnacık, el kadarcık bu. Hadi güzel bebek, gidelim. Bay bay de bakayım. Canımın içi ya. Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı, böyle yumuşacık. Sokaktaki kedileri lütfen barınaklardaki yetkili insanlara, veterinerlere götürün. Böyle sokaklarda kalmasın. Her an ölebilirdi. Yani lütfen sokaklarda kedilere kötü davranmayın, yardım edin. Almanya'da sokak hayvanları yok ama bazen böyle kaçmış olabiliyorlar. Sahibine teslim etmeye gidiyorum. Anne şefkati hissedince kendini bana bıraktı böyle. Bakın ne kadar tatlı. Hemen bana sokuldu. Çok cici, şuna bakın. Bu da veterinerdeki hali. Tabii kendine geldi artık. Artık güvende, kendisi gibi bir kardeşi var. Barınakta çok iyi bakıyorlar onlara. Görüyorsunuz, kulak ısırmacalar, yaramazlıklar, oyunlar. Ne güzel anlaşıyorlar. Ve barınaklar kesinlikle bilgili insanlarla yönetiliyor Almanya'da. Bunlar çift olarak veriliyor. Ve aşıları, her şeyi yapılıyor ve bilinçli insanlara veriliyor. Süslü çam ağacı kimin için sizce? Evcil hayvanlar için. Burada satış yapanlar bu çam ağacını barınak için dikmişler. Gördüğünüz bütün ürünler barınağa gidecek. Şurada da bir liste var. Ve barınaklarda kedilere, köpeklere yardım etmeniz çok daha mantıklı geliyor bana. Yani yılbaşında gereksiz yere para harcamak yerine, gördüğünüz gibi bunu siz de yapabilirsiniz Türkiye'de. Görüşmek üzere.